Bu görüntüde Roberto Carlos'un imkansız vuruş olarak adlandırılan falsolu vuruş yaptığını görüyoruz. Peki falsonun altındaki fiziği hiç merak ettin mi? Bir nesneye kuvvet uygulandığında karşısına başka bir kuvvet uygulanana kadar aynı yönde ilerlemeye devam eder. Carlos topa vurduğu anda topa bir yönde kuvvet uyguladı. Fakat topun yön değiştirmesine sebep olan başka bir kuvvet vardı. Bu kuvvet dönüş. Roberto topun alt sağ kısmına tekme attı ve ona bir kuvvet aktardı. Ama bir yandan da dönmesine sebep oldu. Top dönerken ilerleyen rüzgar topun bir tarafından topun dönüşüyle ters yönde ilerlerken diğer yandan ise topun dönüşüyle aynı yönde ilerliyor. Dönüşüyle ters yönde gelen rüzgar yüksek basınç oluştururken diğer tarafta ise düşük basınç oluşuyor. İşte bu basınç farkından dolayı top kavisli ilerliyor.